İnsanla çalışıyorsan, bu memlekette 70'lerden beri büyümüşsen, bu kültürü biraz tanıyorsan, nasıl çürümediğimize sadece hayret edersin. Çok böyle iğrenç konuşmak istemiyorum ama yani buranın durumu hakikaten iyidir. Bence yeni dünyanın cesur insanındaki cesur kelimesinin yeri buradaki hikaye. O herkesin gittiği ve herkesin motive olduğu akıntının dışında durmaya, bir cesaret etmeye ihtiyaç var. Hocam farkında olalım ya da olmayalım çok tehlikeli bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum. Biz hep konuşurken işte dış düşmanlar, iç düşmanlar, o orası böyle yaptı, bu ülke böyle dedi, bu başkan böyle ile ilgileniyoruz ama Türkiye'de ben ilk defa kötülükte bir ikinci evre diye tarif edebileceğim bir şeye şahit oldum. Bana sorsan yani toplumlar, kalabalıklıklar bir araya geldikçe tekil anlamda kötü insan doğurabiliyor. Hani normal genel bakış açım kötü insan olmaz üzerinedir. Ama bazen ruhen, duygular açısından işte deforme olmuş, sosyopat özellikleri gösteren, psikopat özellikleri gösteren, tek başına kötü, bu kuzey ülkelerinde falan çok olur. Kötü yani hani toplumla ilişkisini kötülük yapabilme üzerinden kuran insan olur. Toplumun bir araya geldiğinde bir tür şeyi gibi, küçük marazı gibi bir durum. Belli sayıda insan bir araya geldiğinde onların içerisinde bir tane kötü insan olur. Ve bazen tekil olarak çok ciddi toplumu etkileyecek kötülükler de yapabilir. Amerika'da örneklerini görüyoruz. Okul basıyor çocukları vesaire ya da işte başka yerde örneklerini görüyoruz. Büyük ciddi sayıda insana zarar verecek bir şeyler yapabiliyor. Bununla baş etmenin Başka tür işte ahlaki, düşünsel, duygusal, manevi yapıyla alakalı bir karşılığı var düşünebilecek ama bu belli sayıda insan bir araya geldiğinde oluşan doğal bir maraz gibi görünüyor. Fakat bu değil, bunun bir üzerinde bir evre var. Bu kötülüğü bir başkasının da gördüğü, görebildiği ve hatta bir başkasıyla ortaklayabildiği seviyeye geçmesi bir başka... Alenileşmesini bir... kastediyor. Ama şey, ...onaylanması yani... ...şimdi tek başına bir kişi... ...kendi becerileriyle belli bir kötülük yapabilir... ...bu kötülüğe seni de ikna ediyorsan... ...ve bu kötülüğü birlikte yapabiliyorsak... ...ve bunu kendi içimizde aklıyorsak... ...hani bir mantığa bir, bir, bir şeye bürüyorsak... ...hele de bu kötülüğü anlamlı bulduğumuz... ...bir değerden kaynaklı değil de... ...daha ağırlıklı koşullar böyle gerekti... ...ve biz böyle yaptık diye bir şeye geçiyorsak... ...ben bunun toplumsal anlamda... ...dev bir çürümenin karşılığına geldiğine... ...ve bunun önemli bir ölçek olduğunu düşünüyorum... ...bu en son yeni doğan çetesi diye falan diye isimlendirdikleri hikayeyle beraber ya da çok organize olmuş komplike dolandırıcılık çeteleriyle beraber ya da işte mafyanın yeni dönem haline gelmiş bu organize hareketlerle beraber bunu toplum içerisinde çok sık görmeye başladım. Yani kötülüğün organize olmuş halini. Yani bu eskiden olduğu gibi bizim ideallerimiz var. Bunu yapabilmek için bazen kötü şeyler de yaparız fotoğrafı değil. Ana faaliyetini, temel faaliyetini kötücül ekonomiden, kötücül statüden alan ve başkasının şahitliğine rağmen bunu yapan yani hani bunu gören, açıklayan, bunun bunu ya yani bunu kültürlü kuran, bunun geyini yapan, şakasını yapan, işte ne bileyim bunun jargonunu üreten bir başka aşama görüyorum ve bu gerçekten kel bir adam olarak tüylerimi diken diken ediyor gerçekten. Görünmüyor dışarıda ama. görünüyor görünmüyor. <laughs> ben yakından görüyorum. Tüylerimi diken, diken diken ediyor ve bu dev bir çürüme. Biraz bu sosyal çürümenin mantığı üzerine konuşalım. Yani senin de söyleyecek çok sözün olduğunu biliyorum konuyla alakalı. Tüm sansür pistonlarım çalışma başladı. Yani aslında konuşurum da çok kişinin başı yanar başta ben olmak üzere. İnsanla çalışıyorsan, bu memlekette 70'lerden beri büyümüşsen, okul denen garabetten bir şekilde yolun geçmişse, bu kültürü biraz tanıyorsan nasıl çürümediğimize sadece hayret edersin. Yani benim bu ülkeyle ilgili, benim bu dünya ile ilgili genel görüşüm bu. Daha evvel iyi ve kötünün tanımı ile ilgili benim çok evrensel bulduğum Aldo Leopold'un Canlılık üzerinden bir iyi kötü tanımı vardı. Canlılığın çeşitliliğini, canlılığın kendisini, canlılığın çeşitliliğini ve güzelliğini destekleyen her şey iyidir zıttıysa kötüydür diye benim hep dünyaya bakışımı oluşturan Sevgili Güneş'inden öğrendiğim bir tanım bu. Ve baktığım zaman benim büyüdüğüm, bizim büyüdüğümüz bütün kültür içinde yaşadığımız dünya, dini öğretilerden politik tercihlere, ülkelerin yapılanmasından yönetim biçimlerine, işte ekonomik sistemimizden iletişimimize her şey bildiğin öldürme, çeşitliliği azaltma, bir çeşidi öne çıkartma ve başkalarına üstün gelme üzerine kurulu. Hep böyle bir yarış, hep böyle bir tüketim, hep böyle bir daha fazla biriktirme ve hep biz iyiyiz onlar kötü. Ya bütün bu hikaye zaten kötülük üzerine tasarlanmış. Şimdi böyle baktığında ben şahsen hayretler içerisindeyim nasıl hala ekmek bulabiliyoruz derler ya eskiler. Burada bir kere benim garipsediğim bir durum yok. Çünkü insanlık tarihinde antropolojik olarak bak evrimsel olarak bak ama en önemlisi de medeniyetler tarihi açısından bak. Devamlı tekrar eden döngüler var. Yani böyle işte çürümeler, dağılmalar, sonra bir küllerinden doğuşlar, bir büyümeler, bir erginleşmeler, sonra tekrar bozulmalar, tekrar dağılmalar. Yani bu hikaye boşuna olmuyor. İnsanın bir davranış örüntüsü var bu işlerde. Benim şimdi içinde yaşadığım medeniyet öyle zannediyorum ki tam böyle çürümenin hani çöküş evresine yakın bir yerindeyiz biz. Mesela haber seyretmeyi uzun süredir bırakmamın sebebi de bu. Bu yeni doğan çatısı hikayesinden benim de haberim oldu mesela şey dönemde. Ya telefonda bebeği oksijensiz bırak ve öldür diyebilen insan var. Tam bundan bahsediyorum ee, işte. Var. Yani bir başkasını evet yani bir başkasını bu, diyebiliyor bunu. Evet ha ya yani bir başkasının şahitliğinde bunu yapabiliyor ya da bunu plan bunu organize edebiliyor. Hani bunu tek başına kendi yapsa Mesela bunu bunu daha görece anlayacağım. Yani bunu bir hastalık olarak kabul edeceğim, anlayacağım. Ama bunun yani bireysel değil de işte senle organize oluyor. Bunu şöyle yap abi. O zaman burayı böyle kes, işte bunu da böyle yap. Böyle mesajlaşmaları gördüm. Midemizin kaldıracağı seviyede. Ben zaten bak ya, sadece kulağıma çalınanları biliyorum. Fakat şöyle bir şey diyeceğim. Ben şaşırmıyorum işte. Yani ben insanın bu düşüklüğüne şaşırmayı bırakalı çok oldu. Ankara'da büyüdüm ben. Bir kere siyasetteki düşüklüğü çok yakından müşahede etme şansım oldu. Sonra işte tıp fakültesinde bir zaman geçirdim biyolojiyi bitirdikten sonra. Orada sağlık alanındaki düşüşe yani hekim ünvanı uygun gördüğümüz insanların hastalara, hastaların şifa bulmaya geldiği hekimlere nasıl davrandığını gördüm. Birbirleriyle ilgili nasıl düşünce kalıplarına sahip olduklarını gördüm. Bir kere daha şok oldum ama artık benim şok olma kotam doldu. Yani insan kötücül fikriyat pompalanan bir varlığa dönüşmüş. Her yerimizden fırsatçı, kötücü, öldürücü yani letal bir şey pompalanıyor bize. Ve ona rağmen bizi bir şekilde rayda tutan bir şeyler var ki bugüne kadar geldik yani. Benim için şaşırtıcı olan hala toplumsal bütünlüğü koruyabiliyor olmanız. Yani neticede hani çok böyle iğrenç konuşmak istemiyorum ama yani buranın durumu hakikaten nedir? Mesela doktora şiddet diye bir şeyi de senelerdir duyuyoruz. Tabii kadın cinayetleri diye bir şeyler duyuyoruz. Şimdi bunlar böyle örtük örtük ayrı ayrı hadiseler gibi duyulsa bile aslında bence bunlar ortak bir dokunun parçası. Mesela sen hekimin ya da daha evvel konuştuğumuz gibi öğretmenin ya da işte yargıcın, ne bileyim bir askeri liderin, komutanın, bir siyasi yöneticinin karizmasını yerle bir edersen, o kurumun içini boşaltırsan, o yetkinlik ve otorite görüntüsünden onu uzaklaştırıp başka bir yere koyacak yanlış tercihler yaparsan e bu durumda bir şeylerin içi hızla boşaldığında... herkes bulduğu yere konumlanır yani... bir mesela hekim artık etik değerlerle değil de... daha çok böyle cüzdani değerlerle hareket eder yani... en işte fırsat nerede var? Nereden daha çok para kazanırım? Ya da nereden ünlü olurum? Sosyal medyadaki abidik kubidik... şeyleri görüyorsun yani doktor ünvanlı ya da psikolog ünvanlı insanları. Sistemin... kendi kendine organize olma yeteneği var. Sen... kurumlarına... sen ilkelerine sen sana aktarılmış olan yüce değerlere bağlı kalamıyorsan mesela işte bunları besleyemiyorsan bunları tekrar o 6 T prensibi konuşmuştuk ya eskiden geleni tercüme işte ne bileyim telif bilmem ne falan yaparak sonraki nesillere aktaramıyorsan onu yenileyemiyorsan yani e, yozlaşma, çürüme, Rahmetli Alevalık'tan tavrıyla paçozlaşma kaçınılmaz. Bu arada paçozlaşma bunun ilk başlangıç noktası. Artık kale almama mesela ne olmuş canım herkes de doktor ben de böyle yaparım. Ne olmuş da herkes hasta ben de böyle yaparım. Paçozlaşma kendini kurallardan azade hissetmek. Yolun ortasına arabayı bırakıp giden adamla doktor döven adamın aslında birbirinden çok farkı yok. Şimdi bu doktora şiddet ya da bilmem neye şiddet ya da bilmem ne cinayet dediğin hikayelerin tamamı birbirini destekleyen ve birbirini arttıran amplifikatör etkisine sahip şeyler aslında. Sen Şifa bulmaya gittiğin ve eline kendini teslim etmen gereken doktoru darp edilebilecek bir hani dış kapının mandalı gibi bir yere konumlandırırsan onun, onun içinden de senin çocuğunun canına kastedecek insanı çıkarırsın. Yani sistemin bir bütün olarak işlediğini onu bütüncül görmeyi bence unutmamak lazım. Ve her toplum belli bir yerde bunları yaşıyordur mesela gidersen şimdi, muhtemelen şu anda herhalde Danimarka'da bizdeki haberler oynasa milletin kanı donar. Bu iş nasıl oluyor? Daha doğrusu medyaya nasıl böyle yansıyor diye kanları donar. Çünkü orada bu iş olsa bile medyaya çıkmadan onu üstünü örtecek bir şekilde onaracak ya da ne bileyim yargı süreçlerine sokacak sağlam bir mekanizma çalışıyor. O yüzden Danimarka Danimarka, o yüzden Hollanda Hollanda. Yani oradaki maddi refahla da desteklenen sosyal düzenin belli bazı kıstasları var. Çok sıkı kıstasları var. E bizde onlar yok belli ki. Ve bir de bizdeki bir sürü burada işte sansür pistonlarımı çalıştırmama sebep olan kısım. Maneviyat zannettiğimiz geleneksel dini inançlarla ahlakın birbirinden adeta koparılarak ayrılması, artık ahlaksız dindarlığın ya da ne bileyim ahlaklı dinsizliğin falan garip şeylerin ortaya çıktığı bir enteresan vasatta insan davranışındaki ahlaki boyutun eksenini kaybetmesi çok normal. Biz eksenimizi kaybettik. Sinan ve Mustafa bir şeyleri konuşur. Onlar için doğrular da anlaşırlar okeydir. Dışarıdan birisi onların hiçbirini doğru kabul etmeyebilir. Kendi doğrularını ihtisas edip onlar üzerine davranabilir. ve Bunun için çocuk öldürebilir mesela. Bunun için gidip birinin malına falan filan çökebilir. Post-truth güzelliği budur işte. Yani bir ortada referans alacağımız bir değer yok. Referans değer yoksa ne olur? Utanmak almaz. Kendini nispet etmek almaz. Dolayısıyla kendi koşulların içerisinde ne yapıyorsan onu haklı çıkaracak bir bahane olur ve buna başkalarını ikna edebilirsin. Dersin kardeşim durum bu. Ne yapayım yani? Artık bizim böyle yapmamız lazım. Öbürler der ki lan hakikaten o öyle bu böyle demek ki ben de böyle yapayım. Bunu sağlayabileceğim vasat eksensiz, başsız, şirazesiz bir sistemde ancak mümkün. Bizim sistem şirazeden çıkalı çok oldu. Ya bizim doğrumuz yok. Ya yani milli olarak bile ortak bir ülküsü olmayan bir ülkede bak mucize değil mi bu yaşadıklarımız ya? Ya mucize hala hayatta kalıyor olmamız. Memleket diye, kutsal diye, hedef diye herkes başka bir şey anlıyor. İktidar değişiyor, ülkenin kıblesi değişiyor yemin ediyorum. Yani öyle bir yerdeyiz. E senin böyle tutarlı bir zihniyet haritan olmazsa, tutarlı bir ne bileyim toplu stratejin olmazsa, toplu değerlerin olmazsa bence bunlar az bile yani bunların görülmesi kaçınılmaz. Hocam uzun zamandır bu değişimden bahsediyoruz. Hani teknolojinin etkisinden, sosyal sosyal dokunun değişiminden, bu ağ toplumu falan diye bahsediyoruz ama bir değişim katmanı daha var. Belki birazcık bunun bunun da Belki değil bana sorarsan bunun çok belirginde bir etkisi var gibi görünüyor. Kapital değerlerle yani sermaye ya da karlılığa dayalı değerlerle dünyayı tanımlamayla alakalı. Dünyayı öyle anlama diyelim ben genel Böyle olarak. böyle tarif etme evet dünyayı bu, bu şekilde tarif etme. Bunu eskiden yani ben bunu şeyle örnekliyorum. Ben sana 1980 yılında bir fotoğraf ya da bir resim gösterseydim. Hocam bunu beğendin mi nasıl? Ya da ben kıyafetimi söyleseydim bunu beğendin mi nasıl? Ya da biriyle tanıştırsaydım hani bu adam sence nasıl falan deseydim 1980 yılının zihni bireysel olarak beğendim beğenmedim bence öyle değil vesaire diye yorumlar olurdu konuyla alakalı. İyi ya da kötü, yetkin ya da değil ama kişisel olarak yorumlarımız olurdu. Şimdi zihnimiz bak bu tüm topluma yansıyan doku. Şimdi zihnimiz kaç lira kazanıyor? Kaç beğeni aldı? kaç kişi takipçisi var gibi sayısal anlamda tanımlı dış değerler olmadan atama yapamıyor. Ben sana bir resim gösteriyorum. Sen resimle alakalı ister istemez şöyle diyorsun. Bu kaça satılıyor? Buna kaç lira veriyorlar? Ya da kaç beğeni aldı? Ya da bunu yapan ressamın kaç takipçisi var? Kaç kişi seviyor? Hani masada mesela 8 kişi şey yapar, o ressam çok iyidir falan dersen o resim iyi diye kabul ettiğimiz bir zihinsel kalıba, bir dönüşüme geçtik. Çürümenin zeminini bunun oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle oluyor yani temel motivasyonu var ya hayatta yaşamak için. Şimdi bir doktor, işte 30 yaşında bir, bir genç kadın ya da bir, bir genç erkek olsun. Bir doktorun sen başarılı bir doktorsun, çok güzel bir hekimsin denmesinin kuralı parayla ilgili ya artık. Yoksa yani hani anlık şeylerde çok teşekkür ederim bana çok güzel davrandın diyorsun. Sonra da şey yapıyor. Kaç lira kazanıyor ki lan sen diyorsun. Ya da hani toplumsal statünün durumu ne ki ne, ne alıyorsun. Şeyde yazık sana işte sen de ev bulamıyorsun kiralayacak diyorsun yaşadığın kentte. Şimdi bu bir gerçeklik ya ama öteki tarafta. E böyle olunca ister istemez ölçebildiğimiz şeylerle tanımladığımız bir ahlak kuruyoruz. Ölçebilmekten de öte senin daha önceden bahsettiğin kişisel yorum yapma da bir ölçümdü. Orada insanın referansı kendisiydi. Evet. Yani kendisinin beğenip beğenmemesi önemliydi. Bununla ilgili kendini yetkin hissettiğimiz dönemler vardı muhtemelen. Hı -hı. Derdi ki ben beğendiysen beğendim, beğenmediysem beğenmedim. Ama Aynen şimdi bu arada sanat böyle işleyen bir sistem. Aynen öyle. işte. sanat o zaman öyle takdir görür ya da öyle üretilir öyle bir vasatta. Ama sen bir nesil boyunca insanları sadece ve sadece işte kazandıkları kadar maddi refahla başarısını ölçecek bir zihniyetle eğitirsen, onların zihinlerini tamamen bu yöne çevirirsen bir süre sonra kendi varlıklarına dair değer hisleri tamamen bu dışsal olaylara endeksli olacağı için maddiyat gibi, beğenilme gibi kendilerine referans verme yeteneklerini kaybedip tek ölçü değeri olarak kalabalıkların davranışını öncelerler. Şu anda mesela bizim Sosyal medya zihni böyle çalışıyor. Ne kadar popüler, o kadar doğru, o kadar iyi, o kadar faydalı, o kadar sağlıklı gibi. Ne kadar az popüler ya da ne kadar bilinmiyor, o kadar garip, o kadar yanlış, o kadar işte marjinal bilmem ne gözüküyor. Şimdi bu insanın kendi değer kaybıyla ilgili yani kendi varlığının merkezden çıkmasıyla alakalı. Ve kapital sistem Mesela ölümlü bir dünyada herkes biliyor ki istediğin kadar kazan, zengin ol, yiyip paralar, öleceksin abi. Peki bir kapital sistemi bu mantık içinde sürdürmenin yolu nedir? Öleceksin ama senden sonra senin arkandan gelenler zengin olmaya devam edecekler. Çoluğa çocuğa bırakayım kafasıyla. Dolayısıyla sen yine beş para etmez, sadece şurada kısacık ömründe para kazanabilen bir varlıksın ve senin değerini ancak ve ancak bu parayı tutma, koruma, ve aktarma, işte kendi cinsinden olanlara aktarma, kendi soyundan olanlara aktarma gibi parametreler belirleyecek ya da ne kadar insanın senin servetli olduğunu görüp takdir etmesi belirleyecek senin öyle olduğunu. Ne kadar insanın sana ah ne iyi demesi seni iyi yapacak. Ne kadar insan ah ne kadar akıllı demesi seni akıllı hissettirecek. Kendinle ilgili bir referans noktan yok. Abi okuldaki eğitime kuş bakışı baktığım zaman ben bunun dışında bir çıktı üretmesi mümkün değil. Şimdi anne babalara da çok yapıyorum bozuluyorlar biraz ama çocuklarıyla ilgili istedikleri her şeyi not ettiriyorum. Çocuğun geleceğiyle ilgili ne istiyorsun? İyi bir iş olsun, şun olsun, bun olsun. On madde sayıyorlar rahatlıkla. Hepsi de gerçekten çok iyi niyet. Ama ikinci soru, evinizde kedi var mı diyorum. Çoğu var diyor. Kedi için bunlardan farklı ne istiyorsun? Aynı şeyleri kedi için de istiyorsun. Evin hayvanı için istediğin şey dışında çocuğuna dair isteyebileceğin bir şey yok. İyi olsun, estetik olsun, yaratıcı pardon. olsun, değil mi? Tek olsun ama güçlü olsun. Yani e, hakikatin peşinde olsun ama arkasında kimse olmasın. Böyle bir hayal kuran kimse kalmadı artık. Yani. Böyle bir hayalin olmadığı bir yerde böyle bir şey üretilebilir mi? Çıkmıyor ki. Ve böylece öz değer, yet, öz değer yetkinliği olmayan insanlar dışarı çıktıklarında her rüzgara göre yön değiştirebilen, kendilerini değerli hissedebilecekleri her türlü habis davranışı rahatlıkla yapabilen ve bu konuda da organize bile olabilen çok kötü bir güruh çıkarıyorsun ortaya. Ve ben tekrar ediyorum bu eğitimde nasıl oluyor da bu olaylar bu kadar az oluyor vallahi hayretler içerisinde. Yani şu anda ortalığın Geleceğe Dönüş filminin ikinci bölümünde o hani bif gidiyor bir Alman'a kalıyor da tarihi değiştirip ortalığı bir anda savaş alanına çeviriyor ya öyle bir yer olması lazım. Ama bizi hala bence çok şükür tutan bazı değerler var. Mesela Dünya bunu evrensel insani değerler diye formül etmeyi Batı dünyası biraz başardı. İşte Doğu'da da belki bizim burada da hala biraz atavi değerler, biraz derin kültürel değerler. O yüzey kültürden bahsetmiyorum. Derin kültürel değerler, diğer de erken, kamlık bilmem ne biraz bizi tutuyor gibi hala. Ama bunların da çözülmesi çok yakın bence, çok yakın. Çünkü artık kutsalımız kalmadı. İşin en kötüsü Allah adına konuşan, ideal adına konuşan, büyük fikir adına konuşan Herkes cebini doldurma peşinde. Herkes üç kağıt peşinde. Ve bu büyük ideallerin hepsinin içi boşaldı. Ya bir dinin içi boşaldı ya. Memlekette din boş bir balona döndü yani. Buranın en kuvvetli dayandığı yerdi. Ama bomboş bir balon oldu artık. Ve sonra da millet endişe ediyor işte. Niye gençler bilmem ne istiyor? Lan ne olsun başka? Yani bu sistemde bakıyor. Dindar böylesi ben böyle olmayacağım diyor. Çünkü çok net bir şekilde. Ve sen bunu çıkarttığın zaman... O çocuk, o genç, o zihin, o ana referans değerleri kaynak aldığını düşündüğü yerden uzaklaştığında onu kim tutacak abi? Düşünsene bir insanın 20-30 yıllık bir hayat diliminde dünyadaki her şeyi düşünüp filozof gibi doğruları kendi başına bulmasını nasıl bekleyebilirsin? ya yani? Böyle bir dünya var mı? Ona hazır sağlam bir referans listesi vereceğiz ki en azından hayatını güvenli bir eksende geçirsin. Bizim böyle bir eksenimiz de kalmadı. Yok. Ee, bu arada... Yani sadece dini inançları olanlar için konuştuğumu zannedilmesin. Gayet seküler, gayet materyalist, gayet pozitivist, gayet faydacı yaşam tarzlarıyla ilgili olarak da bunu söylüyoruz. Aynı idealizmi de... orada da kurmak. Tabii belki. tabii. tabii. Yani mesela işte Cumhuriyet'in bir ideali vardı. E bakıyorsun şimdi adına Cumhuriyetçiyim diyenlere. El ele tutuşup lay lay lom yapmak dışında bir şey görmüyorsun. Bir üretim, bir yaratım, bir hakikaten kurucularında o sistemin kurucusunda olduğu gibi bir böyle şefkatle bütün fraksiyonları kucaklamak gibi bir bakış yok artık o değerler yok. Cumhuriyet birlikte olmaktı. Hayır diyor sadece ben olayım diyor sadece benim gibiler olsun diyor. Bu eksenler boşaldığı zaman bu ahlaksızları garip karşılamak garip bence yani. Bunlar böyle. Ha bunları kabul mü edeceğiz? Ben hayır asla kabul etmiyorum. Bizim burada yaptığımız şey aslında ona karşı mücadele. Sen diyorsun ya aslında biz en sert siyaseti burada yapıyoruz. Yani bizim yaptığımız şey bir siyaset aslında. E, adam yani adam yapıyoruz. adam adam markaj yapıyoruz. <gülüyor> yani <laughs> şey, ondan kaynaklı öyle gelir yani bana. Bireysel düzeyde aklımızı başımıza toplamamız için bu çabaları gösteriyoruz. Yani bizim kendimize dair yapabileceğimiz bir şey var. Sistemi şu anda değiştirmek, geçen sefer konuştuk işte okulları kapatalım bilmem ne yapalım. Olmuyor öyle. Sistem üstten değiştiremiyorsun. Bunu böyle düşünmenin de bir opsiyon olduğu dünya yaratmaya çalışıyoruz. Benim geçtiğimiz hafta sonu evime usta geldi. Çatı akıyor, çatı ile alakalı. Normalde Osmanlı'da böyle karşı tarafa kötücül cümle için söylerlermiş. Umarım evine usta gelir falan diye şey yaparlarmış. Ben de öyle değil. Muhteşem bir usta geldi. Sadık usta diye çatı tamiriyle alakalı. Hayatımda gördüğüm en temiz, en düzgün işiyle alakalı bir çalışan insanlardan bir tanesi. Bir şeyi tarif etti. su suyla alakalı anlatıyorken. Abi dedi suyun dedi bir hareketi var. Bir yere doğru gidecek. Biz bizim yaptığımız iş çatıda suyun nereye nasıl gideceği ile alakalı ona yardımcı olmak. Yani yoksa yani bunu hez, bu zihinle düşünmediğinde çatıyı tamir edemezsin. Şimdi değilse 10 gün sonra tekrar akar. Hani amacımız suyun motivasyonunu bulmak. Motivasyon kelimesini kullanmıyor da hani suyun nereye gideceğini, bu nereye motive olacağını bulmak. Şimdi toplumsal anlamda yaşadığım şey o kadar temiz bir yerden doğru bir tarih. Çok ki. iyiymiş bu arada. Evet hepimiz için aynı şey. Yani reklamın kendi motivasyonunu, işte akademisinin kendi motivasyonunu, yaşamda bir şey yaparken ki doğal onun akan motivasyonuna düzgün karar vermek gerekiyor. Aslında problemin kendisi işte o masada tahmin ediyorum ortak olduğumuz konu o. Şu anda tüm toplum olarak motivasyonumuz sadece para ve karlılıkla ilgiliymiş gibi görünüyor. Bu kendini yok eden kaotik bir sistem. Yani bunu bu motivasyonun kendisini başka bir motivasyonla değiştirmek zorundayız toplumsal anlamda. Yani ve bu görev bireysel. Bireysel yani bunu fark etmek elbette yani siyasetin birinin çıkıp bir başka idealizmle başka şeyler tanımlaması çözümcül değil. Şimdi aynı dokunun değişimi siyaseti etkilemedi mi? Etkiledi. E ne konuşuyor siyasetle alakalı? Siyasi her yapı esnaflaştı diyoruz. Yani meslekleşti. Eskiden siyaset kamu faydası için organize olan insanların geçici ve ihtiyaç olduğu için el attığını düşündükleri bir şeydi. O eski dili hatırlarsınız bize de sıra geldi toplum için gerekeni yapacağız hani konumumuz pozisyonumuz bunu gerektiriyor cümlesinden ben daha 23 yaşındayım siyasete gireceğim siyasetten para kazanacağım siyasette pozisyonları kovalayacağım dediğimiz bir yapıya doğru dönüştük. Planlı, organize, giden, bunu meslek haline, ekonomik ve statüsel ve güç biriktirmiş bilmem ne haline dönen bir yapıya döndük. E, bu da şeyle ilgili işte sermaye ve karlılıkla ilgili. Yani Her şey onunla ilgili. <laughs> par paraya dönüştürmekle ilgili. E, aynı şey inançlarla alakalı oluşturulmuş altyapıda da öyle. Aynı şey işte dışarıdaki hareket eden eğitimde de böyle, sağlıkta da böyle. Hani ben sana takılıyorum, sen bana kızıyordun. Yani işletmeci mekaniği önemli bir mekaniktir, önemli bir departmandır. Ama işletmeciler ülkeyi yönetemez. İşletmeci doğası gereği kategorize edecek, sayacak. Yani işin... algoritmik bir şeydir. E, algoritmik mi şey. evet. Yani. Muhasebe departmanı gibi işletme bu sistemi çok önemli bir parçasıdır. Eğer saymazsak sistem hayatta kalmaz. Onu sayacağız, haberdar olacağız. Ama sistemin yönetimini onlara veremeyiz. Sistemin yönetimini onlara verirsek abi bugün kaç kalp krizi geldi? Niye bu kadar az insanlar niye az kalp krizi geçiriyor diye sorar. Şimdi onun motivasyonu bu olduğu için sorar. Ona bunu sorduğu için de kızamayız. Aslında ondan bunu yapmayan o, o meslek grubundan bunu yapmasını istiyoruz. Beklentimiz o. Beklentimiz o. Bu yap. Yapsın ki biz o organizmayı canlı tutabilirim yani o sistemi, o ise, eğitim kurumuysa ya da başka bir işletmeyse. Ama kararları bu akla verirsek işin sonu çürümeyle sonlanacak. işte yani şu andaki yaşadığımız şey o. Tüm Türkiye'yi hani o kategorik zihinle sermaye ve karlılığa odaklı bir işletmeci aklına emanet etmişiz gibi görünüyor. E böyle olduğunda da tuhaf bir şey çıkıyor karşımıza. Abi gerçekten çok tehlikeli buldum. Bak kötücül bir şey aklımızdan geçebilir yapabiliriz. Kimse görmezken şey yapabiliriz. Bunun kültürünü sana anlatamıyor olmam lazım. Bunu anlatıyorsan bu çok tuhaf. Anlatmana bile gerek Yok, yaşıyoruz be hacı. <laughs> yani beni beni hani normalde bunu yaşarken bu kötülüğü ya da bu biçimliği yaşarken buna jargon oluşturulur mu ya? Hani bunu beraber böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Aynı şey dolandırıcılıkta da var. Bak çok komplike ve katmanlı dolandırıcılıklar yaşıyoruz. Ve bu organize o yaşlıyı nasıl böyle pişirdim, bunu böyle yaptım diye konuşuyor insanlar. Muhtemelen en sofistike olanlardan henüz haberimiz yok. <laughs> yani esas onlar... Çok başarılı olanlar da iyi gizleniyor. Zaten belki yani. de onun üzerine dönüyor her şey yani bilemiyoruz. Şu anın adeti zaten bu. Abi e, bu hani işletmeciye o yönetim aklını vermek konusunda falan bahsettin ya. Şimdi herkes bilge yönetici arıyor ya. Bütün işte bilge olmalı şöyle. Aristo'dan beri gelen geyik yani adı Platon'dan beri. Şimdi mesela geçen gün aklıma mikro yaptırım diye bir şey geldi. Böyle bir şey uydurdum. Yani her türlü küçük kusura ceza kesen bir yönetim gelse mesela. Yere tükürme, arabanın yanlış yere park etme bilmem ne gibi. Sıradan yani günlük hayatta bizim burada vakayı adiyeden gördüğümüz her şeye ceza kesmeye başlasak. Ama bunun için ülkenin kaynaklarının yarısını ayırsak yani tamam mı? Kayseri'de bir köyde bile bunu yapıyoruz yani her yerde. Bir yıl içerisinde bu ülkenin çok tuhaf bir şekil alacağına eminim. Yani sadece bunu yaptığında insanların günlük hayatını ciddi bilinçlilikle zapturapt altına almaya zorlarsan insanları bir şey olmaya başlayacak. Öncelikle bir isyan çıkacak. Ne var lan biz arabayı buraya bırakıyorduk ama sen devlet gücünü kullanarak ona bastırdın. Çünkü bu arada çok yani böyle bir şey yapılamaz da. Karikatürze ediyoruz. ediyorum. Bunun üzerine insanların o hayatlarını soktukları öz disiplin bile bir nesil sonra öyle şeylere neden olabilir ki. Yani yavaş yavaş ya ben bunları niye yapıyorum diye soracak insan ya da şunu niye yapamıyorum diye soracak. Ve onun mantığını anladığında mesela yolun ortasına araba bırakması yasaklanıp da trafiğin açıldığını görünce diyecek ki lan demek ki ben de bırakınca kitliyormuşum. Şimdi bu global farkındalığa bir böyle ittirmeyle erişebildiğini düşün. Böyle bir şey olmaz ama eriştiği zaman bir nesil sonra tekrar arabasını yolun ortasına bırakana büyük bir öfke duyan ve onu ortadan kaldırmak için elinden geleni yapan toplum faydasına bireysel özgürlüğü kısıtlamayı ciddi anlamda bir ilke edinmiş insanları tekrar görebileceksin. Biz şimdi kurallar esnetebildiğimiz her yerde aralara giriyoruz ya. Bize kurallar çalışmasın diyoruz ya. Bu ahlaksızlığın bir göstergesi mesela. Bu ahlakı o tutturabildiğim bir durumda bir yönetici nasıl olacak? Vallahi abi benim en iyi gördüğüm versiyonu işte bir büyük o klasik filarmoni orkestrasındaki şef. Hep söylerim ses çıkarmayan tek kişi oradaki. Tamam sesi çıkmaz. Girdiği zaman herkes ayağa kalkar ve onu selamlar, alkışlar. Bu gelir, Sopayı bir salladım ses kesilir, bütün gözler ona döner ve küçük hareketlerle muhteşem eserlerin icra, icrasını senkronize eder. Fakat bu şefin iş görebilmesi için bir, oradaki o enstrümanların olması, iki, her bir enstrüman çalın da enstrümanda usta olması gerekir. Acemi çalgıcıyı oturtursan oraya, orkestra şefi ne yaparsa yapsın, işte onun elindeki enstrüman ne olursa olsun, önündeki nota ne yazarsa yazsın, oradan iş çıkmaz. Bireysel düzeyde adına eğitim dediğimiz şeyle biz, insanların elinden enstrümanını, enstrümanı varsa bile yayını, bilmem nesini alıp işte o enstrümanla ne bileyim ceviz kırmayı ona öğretiyoruz. Ondan sonra da oraya orkestra şefi diye bir baltazarı çıkarıyoruz. Diyoruz ki hadi siz bize müzik çal. Ortaya bu çıkıyor. O sistemin içerisinden başka bir şey çıkmasını beklemek çok zor. Ben ana babalara, eğitmenlere niye çok konuşuyorum? Onların evi küçük bir orkestra olursa, onların evinde mikro kurallar olursa, onların evinde idealler olursa, onların evinde evin kedisi için istenemeyecek şeyi çocuğu için isteyen bir zihniyet olursa o evden çıkacak olan yarın gün inşallah bizim bu dertlerimizin bir kısmını da çözer. Ama o dertleri evimizde hiç kale almayıp da yukarıdan, dışarıdan ya de globalden değiştirmesini beklemek eblehliğin önde gidenidir. Bu da çürümenin bir parçası bence bu arada. Yani hep dışarıdan beklemek, hep bir inayet gelsin beni kurtarsın demek. Bu da çürümenin çıktılarından bir tanesi. Baya çürük kokusu geldi burnuma. Yani iğrençleşmişiz. <laughs> bir motivasyon bulmak gerekiyor tekrar bir motivasyon tanımlamak ya, o, gerekiyor. Ya olmaz onu söyleyecektim. Biraz karamsar bitti ama. Evet. Ya bir çözüm, pazar günü için çözüm, evet karamsar çözüm bir konu. Bizim bireysel olanda. Yani ayılmamız lazım ya. Yeter ki benimkinin istikbali kurtulsun, dünya batsın. Kafasından birilerinin çıkması lazım. Bizi izleyen adam zaten bence bu muhabbetten karamsar olmaz. Şu anda bunu izleyen evet diyor. Aradığı cesaretin belki bir nebze de bizden ona gittiğini hayal ediyorum. Birbirimize böyle cesaret vermemiz lazım. Sanatçı olmaya, düşünür olmaya, yaratıcı olmaya, önder, lider, değiştirici, devrimci, dönüştürücü olmaya namzet kişiler olduğumuzu bilmemiz lazım. Çocuğumuz değil o. Efendim oy verip de meclise gönderdiğimiz adam değil, mahallenin muhtarı değil. Ben, ben bunu yapmak zorundayım. Yani bu kafaya geçemediğimiz sürece... Bu çürümenin önünü almak mümkün değil. Bence yeni dünyanın cesur insanındaki cesur kelimesinin yeri buradaki hikaye. O herkesin gittiği ve herkesin motive olduğu akıntının dışında durmaya bir cesaret etmeye ihtiyaç var. Galiba yani seni de tanımayacağız. Ben de öyle olursan. zannediyorum. İşte biz elimizden geleni yapıyoruz. Bilmiyorum. Dışında durmak evet. Düzenle kavga ederek bu olmuyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani diyorlar ki işte gene karnınızdan konuşuyorsunuz gene sert bir şey. Ne yani sert bir şey söyleyip ordusu erki bilmem nesi olan insanlarla ya da benim dışımda başka bir kıtada yaşayan medeniyetlerle kavgaya tutuşup ne elde edeceğim ben yani? Hani ee, orada, orada insanlar şu yanıltıyor hocam. Herkes karnından konuşuyoruz, o yüzden söylüyor. Herkesin kendi kafasında tanımlı 5-6 tane yapı var. Bu yapılardan bir tanesi olmanı beklediği için söylüyor. Tabii. Yani sen siyasetin bir parçası ol diyor. E biz de burada söylemeye çalışacağım şey hayır siyasetin parçası olmadan bu işe bakabilmek. Siyasetin parçası olduğundan itibaren ben de bu sistemin içerisinde ister istemez meslekleşmek, ister istemez kendi varlığı ve çıkarları için davranmak zorunda kalacağım. Bak ister istemez. Yani en marjinal, en alternatif, en idealist hangi taraftan olursa olsun kişiyi siyasetin içinde bir yıl bırak ona dönüşüyor. Gördüm. Bizzat ee, gördüm. Yani. Mecburen ona dönüşüyor. Çünkü ana motivasyon o. Yani sistemdeki motivasyon o. Buradaki muhabbetlere ya da interneti yazışmalara böyle eleştiriler getirenler muhtemelen bizim gibi insanların bütün faaliyetinin kamera önünde olduğunu zannediyorlar. Burası sadece sohbet muhabbet kısmı arka planda. Taşın gerçekten sokuyuz, ciddi evet. anlamda bir şeyler oluyor burada ve o olan şeyi muhtemelen bizden olduğunu bilmeyecekler çok güzel bir şey bu yani hayırlı işin zaten doğası budur yani kaynağını bilmezsin değil mi yani hayatın kaynağını bilmediğimiz gibi hayırlı işin de gerçek kaynağı bilinmez. Dolayısıyla tek faaliyetimiz bu değil ve gerçekten dönüştürücü şeyler oluyor çok şükür. Ben o yüzden bu çürüme içerisinde hala yaşam enerjisine sahibim. Yani ben etrafımdaki çorak toprakların yeşirdi, yeşerdiğini görebiliyorum çok şükür. O harika. Bir de tabii yaş kuşağı olarak yani abi buralar çok bozuldu gidelim yaş kuşağı da değiliz. Buralar bozulduysa biraz sorumlusu da biziz. Bozulduysa senin yüzünden bozuldu, <laughs> evet, sorumlusu yani. biziz. Taşın altında el, el tutmak lazım. Hocam çok teşekkür ederim. Vallahi ben bir pazar ederim. sabahı için acık demoralize bir konu Neyse, oldu afiyet ama. olsun. Sindirme yardımcı. <laughs>